Merhaba sevgili hanımlar, canım anne hani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz yeleğin nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Baştan sona kadar hem kolay hem hızlıca ilerleyen çok basit bir modelle geldim. Şöyle hemen gösteriyorum bakın yaka kısmını. Güzelce bir farklı bir model oldu. Ben çok severek ördüm umarım siz de severek öreceksiniz arkadaşlar. Eee yeleğimiz 1,5 2 yaşa uyumlu oldu. Bir, toplamda 1,5 ip kullandım. 2 düğme kullandım. Sadece bu kadar malzememiz. Ee, yine ip bilgilerini de birazdan vereceğim. Anlatımımıza geçmeden önce de kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse e, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl yol izlemişiz? neler yapmışız? Anlatımıza geçelim. İp bilgilerimizle başlayalım hemen bakın arkadaşlar 100 gramda 120 metre uzunluğunda ipimiz var. Hemen şöyle şişimize de bakalım e, 6 ile, 8 numara arasında örülebilir. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine bağlı. Hemen şöyle ipimi açıp e, ilmeklerimi atmaya başlayacağım. Şimdi ilmeği nasıl ayarlayacağız arkadaşlar. E, bir zincir çekip ayarlayabilirsiniz. Ben daha önce e, bu kalınlıkta iple örgü yaptığım için aşağı yukarı ne kadar olacağını biliyorum. Şimdi şöyle Ilmeklerim almaya başlayacağım. 35 tane ilmek atarak başlayalım. Buradaki 35 ilmeğimiz beden genişliği ee, arka kısmını örüyoruz. Şimdi zaten bütün bir şekilde öreceğiz. Ee, yani arka basan kısmından başlıyorum ve bu kısmı yükselteceğim. Şöyle 35 tane ilmek atarak başlayalım. 35 tane ilmek attım ve şu uç kısmında kalan ipi şöyle ilk ilmeğim gevşemesin diye düğüm atıyorum. Şimdi klasik haroşa öreceğim. Beden kısmından başladık. Arka kısımdan dümdüz öreceğiz. Ta ki ense kısmının uzunluğuna kadar. Şimdi şöyle bir... Ee, Ölçü mantığımız var arkadaşlar. Şimdi tamamen e, santimler aklımda değil. Ama sanıyorum 32 santim 1,5-2 yaş civarı bir e, boyuttaydı. Şimdi yapmamız gereken uzunluk aslında 35 santim. Yani belden enseye kadar olan kısım ya basenden enseye kadar olan kısım 35 santim şimdi öreceğimiz e, modelde 35 değil de böyle 30 santim civarı öreceğiz Çünkü kalan kısmını da yine örerken devam edeceğiz e, tam olması gereken uzunluk yani belden Basenden ense kısmına kadar olması gereken uzunluktan birkaç santim daha kısa olarak öreceğiz bu kısmı. Daha sonrasında da önler için ilmeklerimizi çoğaltacağız. Burada yapmamız gereken kaç ilmek başladıysak ki ben burada 35 ilmek başladım. Aşağı yukarı 2 yaşa uyumlu bir buçuk, 2 yaşa uyumlu diye tahmin ediyorum. Ee, Yine ölçülerini ördükçe ilerledikçe vereceğim. Tamamını da dikmeden önce tamamen bir ölçü yaparız ve kaç yaş olduğuna e, tam bir ölçü vereceğim dediğim gibi kaç yaş olduğuna söyleyeceğim. E, şimdi dümdüz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Ne kadar öreceğim? Aşağı yukarı. 30 santim, 32 santim e, gibi öreceğim. Normal şartlarda hangi e, beden genişliğinde başlarsanız, bakın beden genişliği e, arka kısmına başladık. Olması gereken ölçüden, yani besenden be, enseye kadar, omuza kadar olması gereken ölçüden 3 santim, 4 santim daha azını öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde dümdüz örmeye devam edeceğim. Sonrasında da yine detaylarımız var az da olsa ilmek alacağız. Bunları da e, örgümü tamamladıktan sonra yine birlikte e, örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, epeyce ilerledikten sonra şimdi yine e, detay kısmına geldik. Dümdüz ördük arkadaşlar. 30 diş boyunca ördüm. Ee, şöyle anlatayım beden genişliği zaten e, videonun başında da söylemiştim beden genişliğinde başladık ve e, 30 e, diş boyunca ördük. Bu da aşağı yukarı 30-35 santim civarında. Şimdi sağdan 30 ilmek, soldan 30 ilmek alıyorum. Neden 30 ilmek? Bu kısmı. 30 diş boyunca ördük arkadaşlar. Şimdi 30 ilmek aldığımda, bakın şöyle göstereyim. Buraların her biri e, birer diş haroşa sayısında. Yani şöyle saydığımızda buradaki ilmekler 30 tane. Sağına ve soluna aynı şekilde 30'ar ilmek alacağım ve o şekilde örmeye devam edeceğim. E, katladığımızda da birebir denk gelecek. Bu sayede yani başlangıcımız Beden genişliği kadar, beden genişliğinin tamamını ördük, e, pardon, belden basenden e, ense kısmına kadar tamamını ördük. Ardından da yine buradaki sıra sayısı kadar, yani kaç diş haroşa örmüşsek o kadar ilmek çoğaltıyoruz. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, diyelim ki buradaki ölçümüz 35 diş haroşa. O zaman 35 ilmek sağdan, 35 ilmek soldan. Bu şekilde yapın ayarlamanızı. Burada tığ kullanacağım ilmeklerimi şişime alırken bakın şöyle son ilmekten tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım, şişime geçirdim. Hiç ilmekten şişimi çıkarmadan tekrar bir ilmek daha alıyorum. Şişime geçiriyorum, tekrarlıyorum. 3 4 Bu şekilde alacağız ilmeklerimi katına geçirdim sanırım. Evet şu şekilde. 5 6 7 Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını alacağız. 30 ilmek daha katacağım. Ardından örmeye devam edeceğim. Şimdi bu şekilde 30 tane ilmek alıyorum. 30 tane ilmeğimizi bakın şöyle attık. İşim biraz zor olacağı benziyor çünkü şişim kısa. Masada rahat örebilmek için şişlerimi kısalttım ee, ve biraz bu örgü beni zorlayacak. Eğer ki misinalı şişiniz varsa kesinlikle tavsiye ederim çünkü kısa şişle ilmekleri çoğalttığımızda zorlanacağız en azından ben zorlanacağım öyle görünüyor şimdi ilmekleri tek tek yine haroşa örüyorum diğer uca geçtiğimizde diğer yöne yine aynı şekilde ilmek alacağız ilmeklerimizi bu şekilde çoğaltacağız yine aynı şekilde 30 tane ilmek alacağız ve bu kısımlarda ön kısımlarımız olacak burada nasıl ayarlayacağız örgümüzü hemen kısaca onu da anlatayım şimdi e, diyelim ki beden tablomuz nedir arka kısım biraz e, yuvarlayarak anlatacağım eğer burası 30 santimse aşağı yukarı bir buçuk yaşa uygun Yükselttiğimiz kısım yani kaç diş öreceğimiz nasıl belli olacak? Ee, tam buranın yarısı kadar 15 santim hatta düğme payında düşünürsek 16-17 santim olacak arkadaşlar. Yine beden tablosu burada devreye giriyor. 30 tane ilmeğimi ördükten sonra normal kısma geçeceğim. Orada da normal örmeye devam ediyorum bakın hiç kesinti yapmadan diğer uca kadar bu şekilde dümdüz öreceğim Evet sıra sonuna kadar ördük son ilmeğimi de örüyorum örgümü çevirdim yine aynı şekilde bakın son ilmekten şişimi geçirip ilmeğimi aldım sol şişime aktardım 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. 30 tane ilmek alacağım. Evet gerçekten biraz zorlayacak bakın ciddi manada zor geçiriyorum sığdıracağım şişime şimdi bu şekilde 30 tane ilmeğimi alıyorum ve aynı şekilde dümdüz örmeye devam edeceğim ee, ilik kısmına gelince de ilik kısmını son birkaç sıra içinde ayarlayacağız arkadaşlar hangi kısımlara koyacağımızı yine Videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Hemen aldığım ilmekleri bir sayacağım. Sonrasında da örmeye devam edeceğim. Evet, 30 ilmeğimizi tamamladık. Şimdi yine diğer sırada yaptığım gibi düz bir şekilde her ilmeği alacağım. Haroşa örmeye devam edeceğim. Sonrasında da dediğim gibi öreceğimiz sırayı ölçüyle Ayarlayacağız. Kaç sıra ördüm, kaç santim ördüm. Dikişimizi yapmadan önce hepsini sizlerle paylaşacağım. Ee, hem kolay, gerçekten e, yaka kesimi, kol kesimi hiçbir şey yok. Düz bir şekilde öreceğimiz. Hem de pratikçe çabucak bitirebileceğimiz harika, gerçekten bonus bir model. E, gözü kapalı yapabileceğimiz bir model zorlandığım tek nokta ilmekleri şişlerime sığdırmak oldu onun dışında gerçekten çok eğlenceli bir model oluyor arkadaşlar bakın şimdi önceden ördüğüm kısma geçtim hiçbir ayrıntı yok bakın dümdüz bir şekilde haroşaya devam ediyorum ta ki Burada yükselttiğimiz kısım şuradanın yarısı oluncaya kadar yani şuradan şu kadar tam ortaya gelecek kadar bir e, kalınlıkta öreceğiz. Sonrasında da e, dediğim gibi tam o e, genişliğe gelmeden önce iliklerimizi koymamız gerekiyor. Tabi e, ilikleri yine göstereceğim ama şöyle şurada ilmek aldığımız kısımların bir kısmına koyacağız. Onları da videonun ilerleyen kısmında hemen ayarlayıp koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben örmeye devam ediyorum. Sonrasında da yapacağımız işlemler zaten öncesinde olduğu gibi gayet kolay. Ben biraz daha ördükten sonra da e, tamamını bitirmiş olacağız. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. Epeyce ilerledik yine. Şöyle hemen ne kadar ördüğümü göstereyim. E, misinalı şişe geçirdim. Biraz inceltmek durumunda kaldım şişimi. Çünkü e, şişe sığdıramadığım için epeyce zorlandım örerken. Bu yüzden bu uzun kısmı örerken mutlaka misinalı şiş edinin derim. Mut, e, kesinlikle. E, eğer küçük yaş örmüyorsanız şişe sığdırmak zor olacaktır hemen şöyle bakın ölçümü göstereceğim şu şekilde kenarları ucuca koyuyorum bakın şöyle tam ucuca koyduktan sonra Burası ortada birleşiyor şöyle bakın hemen kısaca bir de ölçülerimi anlatayım hazır bu şekilde örgüm e, henüz dikilmemişken 35 ilmekle başlamıştık. İp ip bilgilerini videonun başında vermiştim zaten kalınlık bilgilerini hemen şöyle bakalım 30 santim diyelim 30 diş boyunca ördük burası da 26 santim bakın şurası daha sonra 30 ilmek boyunca da arttırdık bunu neye göre yapıyorduk kaç diş örmüşsek o kadar ilmek e, arttırıyorduk sağdan ve soldan daha sonra bu kısımları da şöyle getireceğiz üst üste şuradan kol boşluğu bırakacağız şu kısımdan şuradan da dikeceğiz e, aşağı yukarı ikiye bölmüş olacağız bu kısmı. Şöyle söyleyeyim, bakın yarı, tam yarıdan düşünün. O yüzden tam şu kadar bir düğme yerimiz var. E, bir buraya, mesela ilk kısma bir tane de şuraya, iki tane düğme yeri hazırlayacağım. Şimdi bunu nasıl yapalım? Buradan 30 tane ilmek e, çoğaltmıştık biliyorsunuz. İlk 15'inde hemen iliklerimizi ayarlayalım 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmek ördüm Hatta şöyle yapalım 4 ilmek örelim 5. ilmekle iliğimizi yapalım nasıl yaptık iliğimizi tekrar göstereceğim 4 ilmek ördük. İpimizi şu şekilde şöyle şişimizin üzerine aldık ve 2 tane ilmeği aynı anda ördük. Şimdi 6 tane ilmeğimiz var. 5. ilmekte e, ilik yapmış olduk. 7 8 9 10 11 12 13 14. de tekrar aynı şekilde iliğimizi koyalım ve 15 bakın 14. de iliğimizi açtık 15. ilmeğimiz şimdi son sıramızı öreceğiz şu kısma gidiş dönüş yine videomu kapatacağım öreceğim daha sonra da ee, şişten çıkaracağım artık örgümüzü. Şimdi ben örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamladık ve geri döndük. Şimdi ilk yere açtığım yere tekrar geldim. Bakın şu ilk olan ilmeğim. Yine bunu da dümdüz örüyorum. Haroşa devam ediyorum. Sıra başına geldikten sonra. Eğer dilerseniz ilik biraz daha içeride olsun. Bir sıra daha örülebilir burada. Tamamen tercih. Eğer derseniz ki bu kadar yeter. Bakın şöyle bir görüntü. Sadece bir sıra oldu dışında ilikten sonraki sıra. Şimdi şöyle tekrar koyacağım bakın. şöyle üst üste kenarlarına tam denk getirdiğimizde burası artık üst üste geliyor ve istediğimiz ölçüyü aldık bakın düğmeyi dikeceğimiz yer ve üst üste gelecek olan yer şuraları da şöyle düzelttik mi gördüğünüz gibi istediğimiz ölçüye ulaştık buradan sonra artık ilmeklerimizi şişimizden çıkarma zamanı geldi Nasıl yapıyoruz? Bakın ilk ilmeği düz ördüm. Şöyle tekrar göstereyim. Şunu çekip ilk ilmeğimi düz ördükten sonra tekrar sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Tekrar sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Çoğu örgümde tığ da kullanıyorum. Bu şekilde de yapıyorum. Artık ne şekilde yapmak isterseniz hangisi daha kolay gelirse size ilmeklerinizi şişinizden çıkarma yöntemlerinden biri de budur arkadaşlar. Evet şu şekilde tamamını çıkaracağız. Toplamda 95 ilmeğimiz var. 35 tane ilmekle başladık. 30 sağdan 30 soldan çoğalttık ilmeklerimizi 95 ilmekle devam ettik ve tamamladık Evet bu şekilde devam edeceğim hemen Şurayı da bakın göstermek istiyorum çok da geride kalmadı ilimiz bakın şöyle şimdi Il, ilmeklerimizin tamamını şişten çıkardıktan sonra dikim kısmına geçeceğiz. İlmeklerimizin tamamını çıkardıktan sonra hemen bakın şu kısmını da diktim. İki de düğme diktim tam iliklerimizin karşısına. Dikişimizi nasıl attık hemen göstereceğim bakın şöyle. Üst üste koyuyorum. Önce iç kısımdan ipimi bir sağlamlayacağım. Şöyle. Daha sonra üst üste koyup tam yarısını dikeceğim. Bir alt, bir üst. Dış kısımdan atıyorum e, ilmek e, dikişimi. kaba olan örgülerde yani kalın şişle, kalın iple ördüğünüz örgülerde e, iğnenin geçtiği çok belli olmuyor. tabi renkle de alakalı. E, hem de iç kısımdan diktiğimizde daha kaba bir görüntü oluyor. O yüzden Dışarıdan dikmeyi tercih ediyorum ben. Dış kısımdan diktiğimizde daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Tam yarım kısmına kadar dikeceğiz. Dikişimizi tamamladıktan sonra bakın şöyle iç kısma geçiyorum. Buradan da ipimi sağlamlayacağım. Birkaç kez geçerek sıkılayacağım bu kısmı. Aynı zamanda düğüm de atacağım tabi. Dikiş kısmımız tamamlanmış olacak. Düğmemiz de diktik. Şimdi örgümüz tamamlanmış oldu. Bakın. Şöyle düğmelerimizi dikiyoruz e, pardon kapatıyoruz şu şekilde hemen yakaya geçelim Tabii ki böyle olmayacak yakamız şöyle çeviriyoruz Dilerseniz küçük bir dikişle de tutturabilirsiniz Evet yeleğimiz tamamlandı yeleğimiz bir buçuk iki yaşa uyumlu oldu Tabii esnekliğini de göz ardı etmiyorum çünkü e, esnekliği sayesinde daha uzun vadede giyilebilecek bir yelek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok kolay, çok basit bir şekilde yapılıyor sizin de gördüğünüz gibi. Kol kesimi, yaka kesimi olmadan özellikle yeni başlayanlar için, vakti olmayanlar için gayet kolay, basit ve akıcı bir model arkadaşlar. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir model oldu. Eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.